Mimarım. Bina bilgisi ana bilim dalında. Bizde bir üniversitesi de çok güzel. Nasıl ulaştım diye bilerek çiftle ulaştım işte. 30 senedir Osmanlı donanmasına ulaştırıyorum. Ve hep hayal edilen bana ve Osmanlı gemisinin planlarını vermesi. Baktım ki bu bir hayal. Öyle bir şey yok. O zaman bilgisayardan hazırlanıyorum. Teknik eser dersi veriyorsun, uzay geometri dersi veriyorsun. Tarihle iç içesin, dedim senden. 30 yıl el yazmaları, yabancı belgeler, tüm görseller. Bunları araştırdım. Evet. Evet, yani tek bir göstereceğim. Bir göstereceğim. Evet. Şimdi, gemiler hakkında konuşmak çok kolay. Ama bir tane gemiyi görselleştirdiğin zaman çok zor. Çok uzun zaman çalışma gerekiyor. Elimizdeki belgeleri yığıyoruz. Üstünde düşünüyoruz, taşınıyoruz, eskizler yapıyoruz, çalışıyoruz. Onlarca katman, zaman, buluşturulup çöpe atılmış görseller. Şimdi birincisi elimizde ne var? Birincisi elimizde çocuksu olmasına rağmen aslında çok fazla bilgi taşıyan ve bunun için de bunları okumayı öğrenmemiz gereken miniatürler var. Sonra el yazmalarındaki tarihler var. Sonra gravürler var. Yalvaya tablolar, sorular, çalışmalar. Sayısız belgeyi sayacağız. Şimdi burada ne görüyoruz? Bu gördüğünüz 1650-1680 Osmanlı bir Venedik şeyinde, albümündeki görünümleri hepimizin bildiği gibi Kore Müzesi zamanında bu ve bir Venedikli tarafından İstanbul'da bir çarşı ressamına yaptırıldığı tahmin ediliyor. Bir Osmanlı gemisini görüyoruz aynı buçuk. Yan tarafta bir başlar da var. Osmanlı gemisini bir perspektif olarak algılıyoruz. Buradan direkt yapısı, kıç süslemeleri, taşıdıkları top sayısı katları çok belli değil. Çok belli değil. Peki, ilerleyelim. Aynı yıllarda Osmanlı kaptanası, pahlavanası ve ilerlesi görüyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alalım orayı. Tek katlı bir şey. Ama tabii tek katlı olması mümkün değil. O bir minyatür gösterimi. Çünkü ön palavrayı, kıç palavrayı, ikinci palavrayı, üçüncü palavrayı görüyoruz. Bunlarda da top olması gerekiyor. Eğer iki katlıysa elinden fazla top taşıması mutlak. 60 olabilir, 70 olabilir. Peki ilerleyelim biraz. Biraz ilerleyelim. Yine 8 alabanda aynı dönemde İngiliz gemisi. Bu da 8 alabanda ama birbirine dikkat için. Dikkatli bakınız, bir ne kadar büyük bir gemi. Yani o gemilerin 8 alabanda olması onların küçük gemiler olduğu anlamına gelmiyor. Bunu bilesiniz. Aynı dönemden gemi. 1630'lardan İngiliz amiral gemisi. Şimdi tekrar geliyorum. Burada gemilerin birden fazla kat taşıdı. Birden fazla ambara sahip oldu. Ve üst güvertelerin de bol olduğu için. O dönemin tasarım kılıklarından bir tanesi zaten. Şimdi gelelim. İngiliz gemisi gibi üst güvertelerde kalın. Bu neden? Savaş sırasında geminin üzerine yanaşıp sağdan soldan birden fazla gemi asker boşalttığında geminin içine girme ihtimali yok. Girin de olur. Ve uygun pozisyonlardan onları arke bize koşar. Arke bize dışı yani küçük çaplı toplar içinde saçma dolu. Böyle bir toplar içindesi 20-30 kişi aynı anda öldürülür. Çok güçlü silahlar bunlar. Şimdi şuna bakalım. Bu çok bildiğimiz bir görsel. Ama bilmediğimiz şeyler var. Bu bir canlandırma denemesi. 1650 yıllarda yapılmış ve başarısız. Geçmişte yapılmış bir gemi canlandırmayı denemişler. Böyle bir gemi hiçbir zaman var olmadı. Bu bir köke. Ama buradaki bilgi başka bir bilgi var bizim için çok önemli. O dönemin kalyonlarını anlatıyor. 1650 yılında, 21 yılında bir Osmanlı kalyonu nasıldı buradan anlıyoruz.
direği çıkardığımız zaman, sarılı direği çıkardığımız zaman, ahbaplı güverteyi kaldırdığımız zaman, kıştaki balkonları kaldırdığımız zaman, bunların kökü yatıkta bulmak için, kürekleri kaldırdığımız zaman, geriye Osmanlı kaybolur. O dönemdeki Osmanlı kaybolur. Şu, buradan anlıyoruz ki, o dönemde de geçmişteki yüzyılın gemilerin nasıl olduğu hakkında bilgi sahibi. Gelişme yaşanmış, unutulmuş, belgelenmemiş. Bunun bir köyüyle uzaktan yakından alakası yok. Ne görüyoruz peki? Üç tane mola var. Kıçta yerden dolayı çıkan bir ekstra bir kat. Top katı. Top ambarı. 10-11 alabanda. Top sayısı böyle isimlendiriyor. 10 alabanda gemilediği zaman 10 sıra top taşıyan gemi oluyor. Ana bataryası. Sonra yarım kat düzeni. Osmanlı kalyonlarında yüzyıllar boyunca görülecek ve görülmüş olan yarım kat düzeni. Sonra başa ateş eden toplar. Sonra Ruva'daki kayaların biçimi ve büyüklüğü ve pozisyonu. Başka sahanlıklar. Direkler gibi sahanlıkların biçimleri. Direkler bizim için çok önemli değil. Çünkü direk yapısı böyle değil. Burada kökedeki direk yapısı yakalanmaya çalışıyoruz. Yani böyle bilgiler var elimizde. Gıdım 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 oradan söküyorsunuz, buradan söküyorsunuz, şuradan söküyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Böyle dev bir bulmaca gibi. Ama sonunda orada bir profil çıkıyor. Evet, bu da 1648 yılında inşasına başlanmış, 1656 yılına kadar tezgahta kalmış çeşitli dönemlerden bir İspanyol amiralimiz. Üç amiral, üç buçuk güvercin. Bu açık güvercin. Bu gemi Melek Ahmet Paşa'nın ise çok ilerli yakınlıklar, özellikler taşıyor. İçteki yarım kat düzeni bize özgüdür. İşte demin konuştuk ya, Osmanlı'da özgü ne vardı? Bu vardı. Bizde yarım kat düzeni, onlarda tam kat düzeni. Biraz sonra modelin içinde göreceksiniz o yarım kat düzenin nasıl çalıştığını. Peki ne yapıyoruz bu bilgileri topladıktan sonra? Topladık, yıllarca topladık. Artık görselleştirmeye başlamanın zamanı geldi. Önce eskizler, yani düşüncenin kağıt üzerine götürmesi. Mesela böyle bir şey. Ne kadar? Onlarca. Deneme, yanılma, sınava geliştirme. Böyle süreçler. Peki bu süreçler sonucunda bir şeye karar verdikten sonra ne oluyor? Klasik teknik resim halini kullanarak çalışma başlıyor. İşte Melek Ahmet Paşa gemisini kurşun kalemle çizilmiş. Belli ölçekli kesitli. Çok detaylıdır. Burada detaylar anlaşılıyor. Evet, benim çizdi. Bu 2 yıl benim masamın üzerinde durdu ve 20 katman üst üste eklendi ve atıldı. Hep eleştirildi ve atıldı. Biz mimarlar da böyle çalışıyoruz. Önce koyarız, üzerine yarı saydam bir kağıt daha değişiklikler yapıyor. Yarı saydam bir kağıt daha değişiklikler yapıyor. Hep böyle gidiyor. Aynı direkte bunu sürdürdüm. Şimdi bakınız, bu gemiler Osmanlı gemileri küçük zannediliyor. Çünkü verilen ölçüler omurga boyu. Tezgahtaki yataya koyduğumuz parçanın boyu verilir. Geminin 5 farklı boyu verilir. Dam boyu, boyu, su hattı boyu, omurga boyu. Bu omurga boyu. Dolayısıyla 60 yıllık bu gemi devasa bir gemi aslında. Çok büyük. 66-67 metre boyu var. Cıvıdırayı katmıyorum. Yani baskını katmıyorum. Dıştan dışa bakarsanız aslında 80 metre bulur. Çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi diyelim ki burada da çalıştık. Ve bu olduğuna karar verdik. Kesildi bu gemi. Bakın bu kesildi, boyuna kesildi. Eline kesildi hakkında bir şey söylemiyorum. Ama ne var elinde? Genişlik var. Yani 17 sıra, 13 sıra olduğunu biliyorum. Dönem gemileri de çok iyi tanıyorum. Geçiyoruz Ortaköy'e. Bu Ortaköy'de çizilmiş hali.
sadece konstrüktif çizgiler var. Yani inşa etsem nasıl inşa edeyim? Ordalar, postalar, ara postalar, döşek, döşek başı. Hocam sizin bildiğiniz sözcükler bunlar, onlar bunlar işte. Ondan sonra, değil mi? Volta döşek, iki voltalı döşek, iki volta. Yukarı doğru bakın, hep değişiyor, arasında boşluk var. Şimdi bu elimde, bunu koydum bir tane. Sonra gövde lazım bana, modelleyeceğim. Onun için sel ama kolay çalışır bu malzemeden ben yeni video gözüne uyuyorum. Bu sel kökü. Ve üzerinde posta çizildi. Yani enine konstrüktif çizgiler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu önemli değil. Ama elinde bir fotoğraf var. Ama yöntem bu. Bunu yapmak zorundayım. Bütün ahşap yerine inşa edildiği yüzyıllar boyunca hep yarım modeller çalışılmış. Gemiden önce yarım model yapılır, yarım modelle ana kararlar verilir, ondan sonra onlar kesilir, posta evleri çıkar. İlk önce modeli yapılır, yani diyelim ki İngiltere'de bakanlık bir gemi mi yaptı? Savaş gemisi. Önce yarım model, sonra posta evleri. Sonra model. Model bittikten sonra bakanlığın önüne çıkar. Kralın da bulunduğu bir komisyon. Orada kabul görürse bu yeni inşa ediyor. Şimdi sonra bunun üzerinden ölçüleri aldıktan sonra tekrar o kredite geri dönüyoruz. Ve posta yerine çiziliyoruz. Sonra bundan sonraki aşama yandan bakarak postaların konum yerleşimleri, yani koordinatları vereceğim ya ben yeni inşa programı. O koordinatları geçtiği yerler, yani bu şeydeki kesitlerin yerleri. Yeni inşa programına giriyorum. Yerleştirmiş durumdayım kesiti. Kesiti yerleştirdim. Tam uyum sağlandı. Otogen'den gelen posta yerlerine sahibim. Bunları kullanarak kabuğu oluşturuyorum. Yeni bir kabuğu. Zar bu sıfır incelisi. Başka bir programda bunu yapamaz. Next bir program yapamaz. Öteki bir program yapamaz. Yapar ama yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü koordinatların hatası verilmez. Hatası veremez. Yüzeyde dalgalanmalar olur. Yeni inşa programları yaptığınız küçük hataları optimize ediyor. Özelliği yok. Onun için böyle mükemmel bir kabuğa başlıyorsunuz. Sonra bir bakınız. Bu böyle kahmet başı denizin kabuğu. Bu da geliştirilebilme kontrolü. Yani üzerinde in point var mı diye. Akışta hatalı bölgeler. Bunu da hazırladık. Bundan sonraki aşamada bunu bu halde kullanmıyoruz. Atıyorsunuz peki. İçine otogette patlatıyoruz. Patlattığımız zaman o meş tek tek tutulabilir hale geliyor. Yoksa böyle eksik içine böyle atarsa tamamını tutuyor. Üzerinde çalışma izin var. Şimdi geçelim meks'e. Meks'e kesiti gönderdim. Kesiti bu boyutlu. Kesitte verdiğim bütün kararlar var. Otogette'den gelen kesit. Yeni inşa programından gelen kabuk geldi. Şimdi bunları eşleştireceğim, çatıştıracağım üstüne. Çatıştırdım. Çatıştırdıktan sonra önce ne yapacağım? Lumbarları açacağım. Top lumbarları. Bu lumbarlar açılmış. Üzerinde malzemeyle kaplanmış. Bu da oranlarda bir bozukluk var, o bir şeyden kaynaklanıyor. Yani görüntü özellikleriyle altyazı görüntü özelliklerinden biraz daha uzun görüyorsunuz. Siz aslında öyle değil, daha yüksek, daha kısa. Sonra içe doğru, ters tarafa doğru. Artık ne yapacağım ben? Yani kabuğa bulunduğu yerlerde farklı kalınlıklar var. Yani kaplamaların kalınlığı aynı değil. Yukarıya doğru azalıp belli bölgelerde de zırhlar vardır. Artık içini inşa etmeye başlayabilirim.
Onun için bu tarafa kullanıyordum. Bunun için de neyi kullanacağım? O tekniğinden gelen çizimi kullanacağım. Bakınız, devletimizden görmüş olduk. Böyle kavram etmişiz. Böyle bir şey. İki kulak. Amiral Bahçeli diye çevirdiğimiz şeye çok ileriki dönemlerde şey. O dönemde kulak yapıyoruz. Çift kulak, emin çift kulağı var. Yani arkadaki, arka taraftaki o süsler, yapısal süsler, koyu kahverengiyle rengaladığı, onlara kulak deniyor. Burundaki, Burundaki mahmuzun adı Kayalı. Kayalı Kuşman diyoruz. Ortadaki çukurun adı, gemin ortasındaki çukura Kalpo deniyor. Kalpo. Yarım güvertelere Palavra güvertelere. Evet, bu da bisikletin en derdini düştü. 5 milyon nokta var uzayda. Bütün üstünün kapalı olduğunu görüyorsunuz yuvarlı sisteminin. Ama erken donanımı kullanmak için alakları, şunları, bunların aşağı ince boşluklar var. Ön görüş. Şimdi bu önemli. Kaç katı var? Sayın. Çok fazla. Çok büyük bir yerinden bahsediyoruz. Çok büyük bir yerinden. Yüzden fazla top taşıyor. Ambarları görüyorsunuz. Erken ambarı, orta ambarı, işte şey, sun için ayrı, yiyecekler için ayrı, zaten alt tarafında geminin stabilitesini sağlayabilmek için şey, safra var. Safra hani son dönemlerde toprak kullanılıyor, çok kötü sonuçlar oluşturuyor. Toprağı yakıp ondan sonra kullanılıyor. Bu dönemde çatı var, çatısı için kullanılıyor. Bu geminin bir problemlerinden bir tanesi zaten stabilite denge problemi var ve devrilerek bakıyor. Bu gemi. Çünkü neden? Daha önce bu yükseklikte bir gemi yapılmamış. Yani bireysel yöntemlerle olsa olsa şekilde yapıldığı için şöyle yaklaşık. Geminin üçte bir aşağı, üçte bir, üçte ikisi yukarı gibi. Bireysel yöntemlerle yani babadan oğla aktarılmış deneyimlere dayalı yöntemlerle gemi yapılırken Vasa'nın başına gelen aynı şey. Vasa'yı biliyorsunuz İsveç'te başına gelen aynı şey. Çünkü o büyüklükte gemi, o kadar ağır botlar kullanan bir gemi yapılmamış. Daha sonra Kroman'ın ismi işte bu. Aynısı Melek Ahmet Paşa gemisinin başına geliyor ama Melek Ahmet Paşa gemisinin şöyle bir farkı var. Kafaya koymuşlar, çıkarıyorlar, yeniden yapıyorlar. Yeniden birleştiriyorlar. Yani tamamını söylemeden. Ve bu gemi kullanılıyor, gemi savaşa gidiyor. Donanma tarafından kullanılıyor. Ve şeye bakınız. Şuradaki şiyere. Bu dönemde çok yüksek şiar var. Bu şiar yüzünden altta bir küçük bir güverte parçası çıkıyor. Orada da kıça ve yanlara bakan büyük çaplı toplar var. Orası da bir çeyrek güverte. Şunu daha yakından bir göstereyim. İçindeki ırgatlar, merdivenler, şunlar, bunlar. İşte bulunması, şurada gördüğünüz bulunması. Yani burada asıl göstermek istediğim tabii gemi değil, yani gemiyi modellemek için kullandığım yöntemler ve programlar. Kızlar üstündeki hali, denize indiğinde batışı ve tekrar düzeltilmiş hali. Düzelttikten sonra bunu böyle çıkaramadıkları için çok derin, çok denemeden sonra üstünü bozuyorlar. Çıkartıp parçaları tekrar tersanede 25 gün içinde yeniden monte edilerek gemi sefere gidiyor. Teşekkür ederim.